billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dersimizin konusu zor bir ders. Vacibül vücud. Erdinç abi. Zor bir ders. Biraz çalıştık. İnşallah itikatları bozmayız bu derste yani. İtikatlar biraz Allah sarsılabilir. Üstad Hazretleri şöyle söyledi abi. Şualar 662'de. Vücub yani vacip ve tecerrüt. Bu iki basamağın hakikatını umuma ifade etmek çok müşkül olmasında. Hasan abi yani bu vacip ve vacibül vücud. Bunu umuma ifade etmek çok müşkül yani. Şualar kaç abi? Şualar 662. Burada böyle bir ifade kullanıyor. Vacip hakkında mı diyor? Evet abi. Vacip evet. Cenab-ı Hak vacibül vücudmuş. Ben şuraya şimdi dersin başlıklarını yazacağım. Ne anlatmak istiyorum ben yani şimdi ders belki bazen ben istifade ediyorum anlıyorum ama bir şey anlatmak zor oluyor. Ya da karşıdaki ben anlatıyorum karşıdaki muhatap yanlış anlıyor. Şimdi konumuz vacibül vücud. Abi bunu üçe ayırdım ben vacibül vücuda. Bir, Allah'a bakan mana. İki diyelim, kainata bakan mana. Üç, insana bakan mana. Şimdi ben sayıda vacibül vücut deyince Allah'ı nasıl anlayacağız? Yani Allah vacibül vücuttur. Kainata göre nasıl anlayacağız? İnsana göre nasıl anlayacağız? Benim daha ziyade böyle kritik olarak gördüğüm abi, beni gördüğüm şurası. Göreceğiz. Biraz yanlış anlaşılmalara vesile olabilir. Ondan sonra o yüzden sıkıştığımız yerde abi noktayı nazarlara vereceğiz. Alacağız. Derste vücut nedir? Vücut nedir? Ondan sonra geçen Adem dersi yapmıştık. Şimdi Adem dersi yaptık. Bir. Bu vacibül vücudu yaparsak o zaman beka yapmamız gerekiyor Mehmet abi. Beka. O da ayrı bir ders olması gerekiyor. Adem'i yapmıştık. Şimdi dersimizin başlıkları bunlar. Vacibül vücudun insana bakan manası, kainata bakan manası. Bir de Allah'a bakan manası. Daha ziyade şu ikisi üzerinde duracağız yani. Allah'a bakan mana ve insana bakan mana üzerinde duracağız. Külliyattan, çeşitli yerlerden atıflarımız var. Şurayı okuduk. Şimdi bir sual soralım. Böyle lügati olarak vücut deyince ne anlıyoruz yani vücut? Abdülkadir abi. Lügat olarak yani. Mesela ben felsefeye baktığımda ne diyorlar diye varlık diyorlar abi. Varlık yani. Vücut deyince bu varlığa şöyle geçiyor. Ben şurada şu başlıkta söyleyeyim. Vücut ne demek? Kainata bakan vücut. Soyut ve somut. Her şeye vücut deniyor Hasan abi. Soyut ve somut. Her şeye varlık manasında vücut denmiş yani. Mesela taş bir vücuttur. Nebatat bir vücuttur, hayvanat bir vücuttur, insan bir vücuttur. Bir de görünmeyen şeyler var. Onlar da vücuttur. Bir de soyut kavramlar var. Onlar da bir vücuttur yani. İlmi vücutlar var, harici vücutlar var, ademi vücutlar var. Vücutlar çok. Hem soyut hem somut. Bir de vacibül vücut var Mehmet abi. Şimdi birinci izah etmek istediğim vacibül vücut. Önce vücubu anlayacağız, sonra vücut nedir onu anlayacağız, sonra vacibül vücut nedir? İlk okuyacağım yer neresi benim? Yani izah etmek istedim şimdi vücub. Vücub deyince ne anlamak gerekiyor? Lugatta zorunluluk manası verilmiş. Üstad Hazretleri buna Mektubat 248'de vücub ve tecerrüti izah etmiş. Mektubat 248. Birinci sır, vücut ve tecerrüdün
hadsiz kolaylığa ve nihayetsiz suhulete sebebiyet vermeleri gayet derin bir sırdır. Demin şualardan okuduk. Bu hakikati umuma izah etmek çok müşküldür dedi. Gayet derin bir sırdır. Onu bir temsil ile fehme takrib edeceğiz şöyle ki. Vücut mertebeleri muhteliftir. Vücut alimleri ayrı ayrıdır. Bir okuyayım önce. Ayrı ayrı oldukları için vücutta rusuhu bulunan bir tabakayı vücudun bir zerresi o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir dağı kadardır ve o dağı istihap edebilir. Mesela alemi şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza alemi manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Ve alemi hariciden olan tırnak kadar bir ayna vücudun alemi misal tabakasından koca bir şehri içine alır. Ve o alemi hariciden olan o ayna ve o aynanın o ayna ve o hafızanın şuurları ve kuvve-i icadiyeleri olsaydı bir zerrecik vücudu haricileri kuvvetine o vücudu manevide ve misalide hadsiz tasarrufat ve tahavvülat yapabilirlerdi. Demek vücut rusuh peyda ettikçe kuvvet ziyadeleşir. Az bir şey çok hükmüne geçer. Hususan vücut rusuhu tam kazandıktan sonra maddeden mücerred ise kayıt altına girmezse o vakit cüz'i bir cilvesi hafif tabakat-ı vücudun çok alemlerini çevirebilir. Metni okudum ben. Şimdi dedi ki vücut mertebeleri muhteliftir. Bir ve vücut alemleri ayrı ayrıdır. Sonra gelen cümlelerin hepsi şu iki cümlenin izahı. Vücut mertebeleri çeşitliymiş, vücut alemleri ayrı ayrıymış. Mesela göz bir vücut, kulak bir vücut, insandan gidelim, parmak bir vücut, değil mi? Mesela taş bir vücut, bir çiçek düşünelim bir vücut. Böyle her şeye vücut mertebeleri muhtelif. Cemadat var, nebatat var, hayvanat var, cin var, melaike var, ruhaniyat var, şeytan var. Bir de soyut değerleri düşünelim. Bunlar mesela Cenab-ı Hakk'ın ilminde olan vücutlar var. İrade ve kudretin talip ettiği vücutlar var. Mümkün vücutlar var, mümteni vücutlar var. Vücut mertebeleri muhtelif. Bir de vücut alemleri ayrı ayrıdır. Bu ne demek? Şimdi buna şuraya bir gece yazayım. Bu gece de bir vücuttur. Buraya bir gündüz yazayım. Bu da bir vücuttur. Bunların alemleri ayrı ayrıdır. Mesela gecede ne var? Karanlık var. Uyku var. İstirahat var. Teheccüd var. Gündüzde ne var? Çalışmak var. Işık var. Değil mi? Ondan sonra rızık var. Başka ne diyebilirim? Bakın geceyle gündüz. Bunlar da bir vücut. Şunlar da bir vücut. Yani vücut mertebeleri o kadar çok ki. Bir de alemler var. Alemler de çok. Gözü örnek alalım. Göz ve kulak. Şimdi bu ikisi de vücut. Bunların alemleri farklı farklı. Şimdi dedi ki vücut mertebeleri muhtelif. Vücut alemleri ayrı ayrıdır. Bu mertebe muhtelif ve ayrı ayrı oldukları için vücutta rusuhu bulunan. Bakın bunu niye anlatıyor? Vacip kelimesini anlatıyor. Yani Allah vacibil vücut derken şu misallerle vücubiyeti anlatmak istiyor. Şimdi vücut mertebeleri çok var, vücut alemleri çok var. Böyle ayrı ayrı oldukları için vücutta rusuhu bulunan bir tabakayı vücudun zerresi. O tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir dağ kadardır. Ve o dağı istihap eder iki tane misal veriyor. Şunu sileyim ben. Abi vücutta rusuhu bulunan ne demek? Evet abi, şimdi onu izah ediyorum. Bu çok önemli. Vücutta rusuhu bulunan. Bunu anladık mı? Vücubu anlayacağız yani. İki tane misal veriyor. Birinci misal kuvve-i hafıza. Kuvve-i hafızayla kütüphane misali verdi. Bir. İkincisi de ayna misaliyle efendim bir de koca bir şehir. Vücutta rusuhu bulunmayı anlatırken bu iki misali verdi. Şimdi bu kuvve-i hafıza, benim kuvve-i hafızamı düşünelim. Şu kitabı
benim kuvve-i hafızama koyabilir misin Abdülkadir abi? Koyamazsın. Ama bunu kütüphaneye koyabilirim ben. Çünkü bunların vücudu muhtelif yani. Aynı cinsten olunca bu kendi kadar alırken bu da kendi kadar alır. Buna 1000 tane koy, 2000 tane koy, milyon tane kitap olan kütüphane var değil mi? Vücut mertebeleri muhtelif. Bir de alemler ayrı. Bunun vücuduyla bunun vücudu ayrı. Muhtelif yani şu ikisinin. Fakat alemin noktasından baktığımız zaman bu kütüphanenin aldığı kitapları alabiliyor. Peki neden alabiliyor? Bu kendi cebinden yani aynı şeyden olunca yeri kadar alabilir. Mercimek tanesi kadar o kadar bir şey koyabilirsin maddi noktada. Fakat mana noktasında milyon kitabı değil mi? Bu kuvve-i hafıza alabilir yani. Peki niye alıyor? Şimdi madde, mekan, zaman, şimdi bu kuvve-i hafıza, kütüphaneye göre vücutta rusuhu var. Vücutta rusuhu bulunmak ne demek? Bunun kayıtlarıyla kayıtlanmamak demek. Fikret abi. Şimdi bu kuvve-i hafıza, kütüphaneye göre maddesel olarak, mekansal olarak, zamansal olarak bunun kayıtlarıyla kayıtlanmadığı için kuvve-i hafızanın kütüphaneye göre vücutta rusuhu olduğundan dolayı milyon tane, milyar tane kitabı kuvve-i hafıza alabiliyor. Vücutta rusuhu bulunmak ne demek? Kıyas edilen diğer bir vücudun kayıtlarıyla kayıtlanmamak demek. Vücutta rusuhu bulunmak demek o. Mesela ayna, koca bir şehri içine alabilir mi? Alamaz. Fakat bir dağın tepesine çık, aynayı tut, koca bir şehri içine alıyor. Buna vücutta rusuhu bulunmak, bunun kayıtlarıyla aynanın kayıtlanmaması demek Mehmet abi. Şimdi vücut ne demek? Vücutta rusuhu bulunmak demek. Vücutta rusuhu bulunmak ne demek? Kıyas edilen diğer bir mevcudun kayıtlarıyla kayıtlanmamak demek. Vücutta rusuhu bulunmak demek bu. Evet abi. Vücutta rusuhu bulunmak bu yani. Şimdi bu cümleyi bir daha yapayım. Vücut mertebeleri muhteliftir. Vücut alemleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı oldukları için vücutta rusuhu bulunan bir tabakayı mevcudur. Yani muhtelif olan, alemlere ayrı olan iki şeyi kıyas ettiğimiz zaman şu ikisinin buna göre vücutta rusuhu var yani. Bunların kayıtlarından kayıtlanmıyor yani. Bir zerresi o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir dağa kadardır ve o dağı istihab eder. Mesela alemi şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza, alemi manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Ve alemi haricinde olan tırnak kadar bir ayna, vücudun alemi misal tabakasından koca bir şehri içine alır. Ve o alemi haricinde olan o ayna ve o hafızanın şuurları ve kuvve-i icadileri olsaydı, bir zerrecik vücudu haricileri kuvvetiyle o vücudu manevide ve misalde hadsiz tasarrufat ve tahavülat yapabilirlerdi. Yani bu kuvve-i hafızanın ve bu aynenin icat kabiliyetleri ve şuurları olsaydı bu ayna bu şehirde bir anda istediği işi yapabilirdi. Bu hafıza, bu kütüphanede icadı ve şuuru olsaydı istediği kitabı, istediği sayfayı bir anda açar, bir anda okurdu abi. İcadı olsaydı, ihtiyarı olsaydı, şuuru olsaydı bir anda bunu yapabilirdi. Demek vücut rusuh peyda ettikçe kuvvet ziyadeleşir. Az bir şey çok hükmüne geçer. Hususan vücut rusuhu tam kazandıktan sonra maddeden mücerred ise kayıt altına girmezsin. Vücutta rusuhu tam kazanmak ne demek? Şunu da kıyasa göre bu ikisinin kayıtlarından uzak olması demek yani. Abi, misale göre. Vücutta rusuhu tam kazandıktan sonra buna milyar kitabı da koyabilirsin. Bu aynanın içine en büyük bir şehirde girer yani. Vücutta rusuhu tam kazandıktan sonra maddeden mücerred ise kayıt altına hiçbir kayıtla kayıtlanmazsa o vakit cüz'i bir cilvesi sair hafif tabakat-ı vücudun çok alemlerini çevirebilir. Şimdi biz vücubu anladık mı? Vücub ne demekmiş? Vücutta rusuh rusuh olmakmış. Vücutta rusuh olmak ne demekmiş? Kıyas edilen mevcudun kayıtlarıyla kayıtlanmamak demekmiş. Şimdi bunu aynen öyle de değil, hakikate bağlı. İşte
Abi bir şey sorayım. Evet. Vücudun maddeden mücerret hissediyor ya. O nasıl olur? Yani madde bir kayıt yani. Madde. Bu vücudu feda etmesini vücut olarak nasıl ifade ettin? Abi ana başlığımız zaten o. Üstad Hazretleri bir yukarı çıkarsam yukarı abi. Ha. Yukarı başlıklara bakabilirsek yukarı ha. Sarihindeki vücut ve tecerrüt abi. Ha, birinci, birinci başlığımız zaten açık olarak söylüyor. Vücubiyeti anlatıyor. Şu bu tecerrüt var ya abi. Bunu biz insanla düşüneceğiz. Ben biraz derse geleceğim. Tamam. Biz bu tecerrütü yapabilirsek yani maddiyetin kayıtlarından kurtulabilirsek şu andaki hazır zamanı Mehmet abi kayıtlarından kurtulabilirsek mesela bu kayıtlar neler? Üstadımız söylüyor. Hayat-ı dünyevinin temine. Şu an herkes rızık peşinde koşabilirdik yani değil mi abi? Kendi istirahatimize bakabilirdik. Hayat-ı dünyevinin kayıtlarından, esbabın zamanın aşıladığı kayıtlardan tecerrüt edince o zaman mesela evliyalar nasıl yemeği bırakıyorlar, içmeyi bırakıyorlar değil mi abi? Tecerrüt, 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 tecerrüt. Nereye yaklaşıyor bu? Kime yaklaşıyor? Allah'a yaklaşıyor yani. Tecerrüt nispetli. Bunu şimdi niye anlatıyor? Allah'ın vücudunu anlatmak için bu vücubiyeti anlatıyor. Vücut dediğimiz mertebeler çok. Soyut ve somut her şeye varlık vücut denmiş yani. O kadar çok vücut var ki. Bir tane vacibi vücut var ama. Diğer hangi vücudu kıyas edersek Hasan abi, onun birbiriyle diğerine göre kaydı var abi. Ama kendi aralarında, kendi çaplarında ruhu olanlar birbirine göre var yani. Abi, mektubattaki hayat mertebeleriyle bağlantılı olabilir mi? Mesela kayıtlar, evet. Çok kayıtlar. Mesela 5 tane hayat mertebesi var, çok güzel. 1. ve 5. hayat mertebeleri umumidir. 2, 3 ve 4. tabakaya hayatlar şartları var. Onlar da rusuhiyet peyda etmen gerekiyor yani o tabakalarda olmak için. 2'de, 3'de ve 4'te yani şartları var. 1. ve 5. tabakaya hayat umumidir. Bizim hayatımız ve ehli kuburun hayatı ya mazhar olunmuş ya olunuyor ya olunacak. 2, 3, 4 Gafur abi şartları var. Şimdi biz bu vücubiyeti anladıysak şimdi bunu vücubu anlattı. Cenab-ı Hakk'a tatbik ediyor. İşte velillahil meselel âlâ şu kainatın sânî-i zülcelâli vacibil vücuttur. Az aşağıda abi evet. Şimdi bakın sayıyor vacibil vücuttur. Ne demekmiş vacibil vücut? Yani onun vücudu zatidir. Mahlukatın vücudu neydi Abdülkadir abi? Arazıydı yani mümkündü yani. Şimdi rusuhları yani kıyas ediyor. Allah'ın vücuduyla diğer vücutlar arasındaki farkı. Allah'ın vücudu zatiymiş. Diğer vücutlar zati değil. Vücubiyeti anlatıyor yani kıyas ediyor. Abi ben bir şey daha söyleyeyim. Evet. Burayı ben de dikkatli okuduydum da. Çok alemlerini çevirebilir diyor. Bu çevirme nasıl olacak abi? İşte misali anladıysak mesela şu aynayı düşün. Bu ayna sen olduğunu düşün. Sen koca bir şehri içine almışsın, gösteriyorsun. İstediğin şeyi yapabilirsin yani. Senin hafızanın şuurlu olduğunu düşün. İcadı var. İstediği kitabı, istediği sayfayı aynı anda açabilir, okuyabilir yani. Bir işi bir işine karışmıyor. 18 bin alemi bir anda çevirebilir yani. Olsaydı dediği olabilir yani. Evet. Zaten bu misal verdi, Allah anlatacak şimdi yani. Allah da böyle yani. Allah hiçbir kayıtla kayıtlanmadığı için, vacibül vücud olduğu için bir anda her şeyi yapabilir. Bir iş bir işe karışmaz yani. Ya vücut mertebeleri, mesela fotoğrafta, bilgisayarda, ekranda görürken bizim de mesela yansıtıyor, resmimizi çekiyor, koyuyor. Bir tuşla büyütüyor, küçültüyor, renklendiriyor. Ama harici alemde bizi büyütmesi, küçültmesi, renklendirmesine kadar ama oradaki bize göre tebeyi olan vücut buradaki oraya tahakküm etmen daha şey. Veya aynadaki biz, baş aşağı çevirebiliyor. Yani biz onun için de görüşüyoruz. Evet orada da bir vücut var ama şu alemi şehadetteki o manevi vücuduna göre burada biz ona hükmetmemiz kolay. Vacibi vücudumuz da mümkünat vücudundan öyle tasarruf ediyor. Ama numuneleri bizim alemi şehadetten... Yani onun vücudu zatidir, ezelidir, ebedidir. Bakın diğer vücutlarda bu özellikler yok Hasan abi. Şu özellikler. Bir tek vacibi vücutta var. Neden? Az önceki anlattığımız vücutta rusuhu var. Vücutta rusuh olmak ne demek? Diğer vücutların kayıtlarıyla kayıtlanmamış demek. Mehmet abi.
Evet. Zatidir, ezelidir, ebedidir, ademi mümtenidir, zevali muhaldir. Ve tabakat-ı vücudun en rasihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmeldir. Yani Freud dedi ki vacibim vücut dedik. Buraya diğer bütün vücutlar. Şu misallerle beraber düşündüğümüz zaman vacibin vücut dediğimiz Cenab-ı Hak diğer bütün vücutların kayıtlarıyla kayıtlanmadığı için vücutta rusuhu var. Tabakat-ı vücudun en rasihi, en kuvvetlisi olduğu için buradaki konu Allah bir anda bütün işleri nasıl yapabilir? Bir işi bir işine nasıl karıştırmaz? Onun için bu vücubiyeti anlatıyor. Hiçbir kayıtla kayıtlanmadığı için mesela ben 5 tane işi aynı anda yapıp kaydım var benim. Bütün mahlukatın kendi çapında kayıtları var. O kayıtları vacibin vücutta düşünemiyoruz. Vacip, yani bizim lügatta zorunlu dediğimiz şey bütün vücutların kayıtlı olduğu kayıtlarla kayıtlanmamış tabakat-ı vücudun en razi, en kuvvetlisi, en metili demek yani. Vacip demek o. Yoksa lügattaki zorunluluk onu tam karşılamıyor yani. Metindeki ifade edilen o. Sair tabakat-ı vücut onun vücuduna nispeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. Ve o derece vücudu vacip, rasi ve hakikatli vücudu mümkünat, o derece hafif ve zayıftır ki Muhiddin-i Arabi gibi çok ehli tahkik sair tabakat-ı vücudu evham ve hayal derecesine indirmişler. La mevcude illa hu demişler. Yani vücudu vacibe nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Onlar vücut unvanına layık değiller diye hükmetmişler. Şu güneşi düşünelim abi. Şöyle bir güneş var. Şurada gölge var. Şimdi ben buna da vücut diyorum, buna da vücut diyorum. Muhiddin Arabi ve emsali zatlar demişler ki yani vacib-i vücut varken diğerlerine vücut denmemeli demişler. Yani mesela bu gölge güneşe bağlı. Gölge kaybolduğunu düşünelim. Güneşe bir şey olur mu? Yani diğer bütün mahlukatın vücutları vacib-i vücuda bağlı. Vacib-i vücuda vacib-i vücut demişler. Diğer bütün vücutları hayal derecesine indirmişler. Demişler ki vücudu vacibe nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Onlar vücut unvanına layık değillerdir diye hükmetmişler yani. Hayal aleminde bir tasarrufat da demek böyle abi geniş. Şurada şimdi biz şurada abi ben anlatmak istediğim şey vacibi vücudun Allah'a bakan manasında vücubu nazara vermek istedim. Burada vücub, vücutta rusuh olmakmış. Vücutta rusuh olmak ne demek? Bütün mevcudatın, bütün vücutların kayıtlarıyla kayıtlanmamış demek yani. Zaten aynen öyle de değil. Bakın şeye tatbik etti. Peki vücut ne? Bakın çok önemli. Nasıl vacip hiçbir vücudun kayıtlarıyla kayıtlanmamış demek? O zaman ben vücut derken ne düşüneceğim Mehmet abi? Hiçbir bu somut ve soyut ne düşünürsen o değil. Çünkü vücubu anlattık önce. Hiçbir kaydın, hiçbir mevcudun kaydıyla kayıtlanmamış. O zaman ben vücut deyince ne anlamam gerekiyor? Vacibi anladık diyelim. Vücut deyince... Ama o kayıtlarına bir girse miydin? Yani maddeden mücadele işte... Ama onun kayıtları çok. Her mevcudun kendine göre kaydı var. Şeyden Cenab-ı Hak için o ben saydığı bazı yerler var. Yani öyle bu hani dedi ya rusuhun şeyi kayıttır dedi. Evet ben onu okuyayım abi. O ki yani zordur. Hani, derli toplu bir yer varsa bir de bakma. Mesela 16. Kayıtlı. Sözde var. Ha, değil mi? Evet. Onun... Birkaç yerde geçiyor aklımızda da ben tam. Evet. 15. şuada var. 16. sözde var. Maddeden mücerret ve mualla. Kaçta abi? 215 de bu şeye göre abi. Yeni basım herhalde bu da. Şeyin birinci şu anın sonunda. Acaba maddeden mücerret. Bu vacibin özellikleri bu. Maddeden mücerret.
ve mualla. Şualar mı? 16. söz. 16. söz abi. 16. söz. Evet. Şuan. Başladın mı abi? Maddeden mücerde. Evet, birinci şuanın sonu. İndirelim aşağı abi. Acaba diye başlıyor. Evet, şurada acaba diye başlıyor. Evet. Acaba maddeden mücerret. Bunlar vücubiyetini, vücutta rusuhu anlatıyor. Maddeden mücerret ve mualla ve tahtidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra ve umum envar, bütün nuraniyat onun envar-ı kutsiye esmasının bir kesif zırali ve umum vücut ve bütün hayat ve âlim-i erva ve âlim-i misal nim şeffaf bir ayni-i cemali ve sıfat-ı muhite ve şuunat-ı külli olan bir zat-ı akdes diye devam ediyor. Neymiş buradaki maddeden mücerret, mualla, tahdid-i kayıt, zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra. Bunlar Allah'ın vacibiyetini, vücubiyetini, rusuhları yani. Vücutta rusuhu bulunması yani. Şimdi peki hiçbir kayıtla kayıtlanmamışsa vücut deyince ben ne anlayacağım yani vücut? Hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şey o değil yani değil mi? Ne düşünsen o değil. Şurada böyle bir ifade var. Bakalım buraya göre. İşaret-ül İcaz'da sayfa 15. İşaret-ül İcaz 15'i bir açalım. En son cümle abi. En son. Vücut. En son cümle abi. Evet, şuraya yukarı çıkalım az. Evet, az aşağı inelim. Evet, şurası abi. Vücut ise diyor. Tamam. Şurası gördük değil mi? Şimdi vücut deyince ne anlayacağız vücut? Hani vücut ne demekti? Hiçbir kayıtla kayıtlanmamak. Değil mi? Peki vücut ne? Hiçbir kayıtla kayıttan ben ne düşünsem vücut neymiş? Bakalım vücut ise... Evet. Birincisi mümeyyize, ikincisi muhassısa, üçüncüsü müreccihe olmak üzere ilim, irade, kudret sıfatlarını istizam eder. Şimdi vücut deyince ne anlayacakmışız? İlim, irade, kudret Abdülkadir abi anlayacağız. Bu üç tane sıfat Cenab-ı Hakk'ın zatının lazımı yani. Bu vacibül vücut ismi Risale-i Nur'da ispatta kullanılıyor abi. İspatta. Yani yapılan bütün işleri, bütün hangi faaliyet orada, hangi efal anlatılıyorsa bu vacibül vücuda işerdi. Yani hiçbir şeye benzemeyen, hiçbir şey olmayan, ilim, irade, kudret sahibi birine evet gösteriyor. Beka dahi semere-i rızık mahsulü olduğu için basar sem kelam sıfatlarını iktizade. Beka neymiş? Basar sem kelam sıfatlarını istizam ediyormuş. Evet. Bu altı sıfat şüphesiz birinci sıfatı olan hayatı istizam eder. Yani ilim, irade, kudret vücudu gösteriyor. Basar sem kelam efendim bekayı gösteriyor. Bu altı sıfat da hayatı gösteriyormuş Abdülkadir abi. Şimdi o zaman vacibül vücut deyince bakın Üsa Hazretleri hem 20. mektupta hem 15. şuada bu vacibül vücudu anlatmadan önce Allah'ın neyini anlatıyor? İlim irade kudretini anlatıyor Mehmet abi. İlim irade kudretini anlatıyor. Ondan sonra vücubiyetini. Yani ben bir vücut düşüneceğim ama hiçbir kayıtla kayıtlanmamış. Nasıl bir vücut deyince ne anlamam gerekiyor? İlim irade kudret yani. Murat abi. O basar sem kelam beka mı oldu? O beka abi evet. Beka neymiş? Ha beka ne dersek? Evet beka neymiş? Bu ayrı bir ders konusu. Hani başta söylemiştik bu da ayrı bir ders. Beka yani. Allah Allah. Evet. Beka neymiş? Hani biz ebediyet biliyoruz, sonsuzluk biliyoruz ama bak nasıl değişti şimdi bana? Abi, mümeyyize, muhassısa, müreccihe. Bunların lügat manası ayrılmak, işte ilim, irade, kudret. Yani vücut olduğu zaman, Allah'ın vücudu dediğimiz zaman ilim, irade, kudreti düşünmek gerekiyor. Onu söylüyor yani. Onlar lügat manasıyla değil de, gelen cümlede söyledi zaten. İlim, irade, kudret sıfatlarını istihdam eder yani. Şimdi Allah vacibül vücut dediğimiz zaman,
hiçbir şeyle kayıtlanmayan, hiçbir efendim yani kayıt diyeyim artık yani ben ifade edeyim ne? Hiçbir kayıtla kayıtlanmayan bir ilim, bir irade, kudret anlamak gerekiyormuş. Vacibül vücut dediğimiz zaman yani. Hiçbir şeye benzemiyor yani. Hiçbir kayıtla kayıtlanmıyor yani. Hiçbir zulmet, hiçbir karanlık. Mahiyetini bilmiyoruz ama sıfatlarıyla biliyoruz. Evet. Yani ilim, irade, kudret. Onun lazımı. Vacibül vücut dediğimiz zaman ilim, irade, kudret, hiçbir kayıtla kayıtlanmamış bir ilim. Hiçbir karanlık, hiçbir zulmetle böyle irade kudret anlayalım bu üçünü. Şimdi benim asıl abi nazara vermek istediğim şurası. Bunda hani çok ulemada değil mi Hasan? Çok şey bilinmiyor yani mahiyeti kudsesi hakkında. Fakat şöyle bir noktayı nazar vereyim. Hani böyle yanlış anlayanlar olabilir ama şurada gelecek mesela. Yani insan Allah'ı görebilir mi? İşaret edeceğiz 15. Mehmet abi, insan Allah'ı görebilir mi? Neyle? Vahdiyetiyle görebilir, vahdiyetiyle görebilir mi? Abdülkadir abi? Kime göre, neye göre? İşte abi. Allah'ı görebilir abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam görmüş, gelmiş, o kapıyı açık bırakmış. Kalp ve ruhlarıyla etkiyayı ümmeti, değil mi? Hasan abi de çok derslerde söylerdi yani. İmam-ı Azam Efendimiz Fıkhıl Ekber'inde çok böyle bu Hasan abi söyledi, ben gittim baktım yani Hasan abi söylüyor, belki unutmuş, belki yanlış hatırlıyor değil mi abi? Yani tahkik olmuş, gittim baktım mesela o kitabı temin ettim, baktım ki hakikaten öyle yani İmam-ı Azam Efendimiz Fıkhıl Ekber'de açık abi, olarak ifade ediyor yani. Ahmet bin Hanbel de var, evet. İmam Ali var. Açık olarak yani Allah görüyor, hatta hadiste ben gördüm, Peygamberimiz müteaddit hadis rivayetlerde gördüğünü söylüyor. Genç bir delikanlı suretinde görmüş. Ondan sonra değişik şekillerde görmüş yani rüyada. Görülüyor demek ki. Şimdi benim nazara vermek istediğim şurasıydı abi. Vacibül vücudun insana bakan manası. Nasıl Cenab-ı Hakk'ın bizde numuneler nevinden değil mi? Tecelliyatları var. Mesela cüz-i ilim dediğimiz, cüz-i irade dediğimiz değil mi? Cüz-i işte efendim kuvvet dediğimiz, hayat dediğimiz, böyle kelam dediğimiz de cilveleri var. Bu vacibül vücudun bizde cilvesi var. Biz buna aynadarlık yapıyormuşuz yani Mehmet abi. Bununla alakalı külliyattan ben bir iki tane yer okuyacağım. İşte bir videoya var mıydı? Tamam, işte bir videoya varmış. Bu da şeymiş ama yeni baskı olduğu için. Bu 223'i açabilir miyiz abi? Şuradan okuyayım. Orayı açalım. Açtım. Burada ilave yazı orası mıydı acaba? Ya 190 mıydı ben? Şu 26. sözden okuyayım ben. Sayfa değişmiyor aslında. Niye? Hangisi? Bu yeni baskıymış ama sayfalar böyle. Neresi? Ne o? Şey abi, Mesnevi Nuriye. Şöyle bir ifade vardı. Allah tamam. Mucit, vacibül vücut olduğundan, kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde adem zulümatları vardır. Kainattan küsmüş. Evet. Onu bir açalım. 130. Evet. 130 doğru. Bir de Mesnevi Nuriye'de gene bir yerde vardı abi. Adem'inde vücut, vücudunda Adem var. Gerçi onu ben şuradan okuyayım. Bu Kader Risalesi'nin sonunda Zeyl var. Orada dördüncü hatvede şöyle söylüyor. Her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle ve saniye zülcelalin esmasına aynadarlık cihetiyle ve vazifelerlik itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tatili şudur ki vücudunda Adem, Adem'inde vücut vardır. Bu ne demek? Vücudunda Adem, Adem'inde vücut. Şurayı izah edeyim. Yani vacibül vücudun insan bakan manasında vücudunda Adem,
Adem'in de vücut varmış. Bu ne demek? Şimdi sureten insanın yapmış olduğu işlerde sureten vücudu. Fakat o insan o işi kendine nispet etse Yavuz abi, vücudunda Adem'e düşüyor Sedat abi. Vücudunda Adem dedi, yapılan bütün işleri kendine nispet ediyorsun Abdülkadir abi. Ben oluyorsun sen, bencil biri oluyorsun yani. Türkiye'nin beni oluyorsun, ben. Hani benim işçim, benim köylüm, benim vatandaşım değil yani. Vücudunda Adem demek, yapılan işleri kendine nispet ediyorsun. Sureten o iş vücut gözükken Adem'e düşüyorsun. Adem'e düşmek ne demek? 18 bin alem vardı. 18 bin alemi o vücudi dairelerden mahrum kalıyorsun. Adem'in de vücut ne demek? Şimdi hayır hasenat yapıyorsun, ibadet yapıyorsun. Orada kendini yoksa yani o işi yapan sen değilsin. Hiç sen piyasada yoksun. Ne iş yaparsan mesela sahabe efendilerimiz bizi yediren Allah hamdolsun, içiren Allah hamdolsun diye abi. Adem'in de vücut bulmuşlar. Yani bir iş yaparken, hayır hasenat yaparken veya herhangi bir hizmetleri ifa ederken sen gözükmezsen bu Adem oluyor. Adem'in de vücut oluyor. Ne demek Adem'in de vücut? Vücut daireleri kazanıyorsun. Bakın çok önemli bir şey söyleyeyim. Bütün meydana gelen olay ve hadisat içinde bulunduğumuz sebep Abdülkadir abi vücut kazanmak için, vücut daireleri kazanmak için. Peki Adem nasıl kazanacağız vücut daireleri? Örnek veriyorum. Hastalık geldi. Ya nereden buldu bu hastalık beni ya? Hiç benim bir şeyim yoktu. Bir bakıyor değil mi? Ondan sonra böyle hastalığa veryansın ediyor. Bu Adem'e düşüyor bu. Fakat bu hastalığı fark edince, hastalık buna gelince aczini takınıyor, fakrını takınıyor, dua ediyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Vücut daireleri dediği bunlar. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut, bu dairelerle alakalı bir durum. Yani şu daireleri elde edince Adem'in de hastalıkta vücut buluyor. Eğer bunları kazanamazsa bu sefer bu hastalık vücudunda Adem'e düşüyor. Adem'e düşmek demek, Adem diye bir şey yoktu zaten. Vücut dairelerinden mahrum kalıyor yani. Vücut dairelerinde hastalıkta şunları kaybediyor. Aziyeti, fakriyeti, bunlar bir alem. Bunlar ona misafir olarak geliyorlar. O kendine mal edemiyor Osman abi. Adem'e düşmek demek bu. Adem'in de vücut, yani kendini yok sayıyor. Bu hastalık bana misafir olarak geldi. Vazifesi var. Efsaf-ı ilahiyi gösteriyor. Kendisi piyasada yok yani. Namazlarda öyle, oruçlarda öyle, diğer bütün hizmetlerde öyle. Adem olursa, yok olursan bu sefer vücut buluyorsun. Vücut bulmak ne demek? Bunlar oluyor yani. Adem'in de vücut. Vücudunda Adem. O Mesne-i Nure'deki yeri açabilir miyiz abi? Ha şurası, tamam. O cümle Allah, Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamil ve mutlak olduğundan lizati mahbubtur. Allah mucib. Vacib bir vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde Adem zümmetleri vardır. Bakın bir insan yapılan işlerde içinde bulunduğu sebep, olay ve hadise içerisinde kendisi yok. Hep onu görüyor yani. Yani vacib bir vücut neydi öyle düşünelim. Deminki anlattığımızda. Yani hiçbir şeyle kayıtlanmamış birine intikal ediyor o sebebin, olay ve hadisenin içinde. O hastalığın içerisinde yani. O zaman vacip birine intikal, yani kayıtlı, maddesel esbabın içerisinde, muvakkat esbabın içerisinde hiçbir kayıtla kayıtlanmayan şuna intikal ediyor yani. Abi, vacibin vücuda intikal ediyor. O zaman şöyle oluyor. Vücudunda Adem, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Yani karışmasını düşündüğüm, tahmin ettiğim yer burası. Vücudunda Adem. Adem'in de vücut olunca o zaman vacib bir vücut oluyor. İkisi beraber olunca. Bir daha söyle. Şimdi vücudunda Adem. Adem'in de vücut oluyor ya. Yani. Çünkü vücut ve Adem. Onun
kudretine nispeten iki benzil gibidir. Bir an oraya koyabilir, bir an buraya koyabilir. Yani sen işlemiş olduğun günahı dahi Allah'a veremezsin. Bizim itikadımız öyle. İyilik, güzellik, kemalat Allah'a verilir. Kusurlar, günahlar üzerine alınır yani. Günahında bile sen Allah'ı bulabilirsin. Ben hata ettim, değil mi? Tövbeyi bir basamak yapıp ona vesile edebilirsin. Yani o günahta kurbiyet nurları gelebilir sana yani o hatada. O zaman şöyle oluyor. Allah vacibül vücut olduğundan, bunun bizdeki tezahürü nasıl abi? Vücudunda Adem, Adem'inde vücut. Yani daha ziyade Adem'inde vücutta abi, yani vücudunda Adem, Adem'inde vücut olunca vacibül vücut oluyor. Yani biz bir tanesine aynı davet yapabiliyoruz, ikisine birden yapamıyoruz. İkisine birden yapabilen vacibül vücuttur. Öyle mi oluyor? Yani... Yani şimdi sol taraftaki menfi, sağ... Ha şu abi normalde vücudunda Adem, bu kötü bir şey yani. Tamam, kendine gibi nispet ediyorsun. Ha. Fakat şöyle yani sen diyelim ki ben günahsal olarak düşünüyorum. Tamam. Tamam, tövbeyle erişilecek durumlar da var. Evet. Orada bu... Bunu düzeltebiliyorsun. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her işlemiş olduğun günahtan sonra bir hayır hasenat yapma, değil mi? Onu silsin diyor yani. Yani o nübetullah seyyatma senet şeyi sol tarafı işleterek oluyor. Yani bu ikisini işletmek gerekiyor. Vücudunda Adem, Adem'inde vücut olunca o zaman vacib bir vücut oluyor. Yani sen piyasada yoksun, ben piyasada yokum. İşte bunu okumuş olduğum bu hatvelerde nasıl varım peki ben, ne diyeceğim kendime? Şöyle söylüyor, her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Mana yarifi cihetiyle, Sani-i Zülcelal'ın esmasını aynadalık cihetiyle, vazifedalık itibariyle şahit, meşhur, vacip, mevcut. Yani sen piyasada yoksun abi. Sen diye bir şey yok. Ben ancak vazifedar cihetiyle, aynadalık cihetiyle şahidim. Meşhur, peki kim, kime şahitsin? Kimi müşahede ediyorsun? Değil mi? Bu da işte. O zaman vacip bir vücut oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi... Deminki dersi baştan anlattığımızı unutmayalım. Allah hiçbir kayıtla kayıtlanmamıştı. Bu vücutta rusuhu bulunmak, vücut denilen şey oydu. O zaman benim bunu anlamam için insan da mevcudatın kayıtlarıyla kayıtlı olmaması gereken bir yer olması gerekiyor. Mehmet abi. Yani vacibül vücut hiçbir kayıtla kayıtlanmamıştı ya. Evet. Ben şimdi vacibül vücuda intikal ettim. O zaman benim bir yerimde mahiyeti insaniyede hiçbir kayıtla kayıtlanmayan, yani mahluk olmayan bir yer olması gerekiyor. Bunu benim bilebilmem, bunu anlayabilmem için, buna aynadarlık yapabilmem için yani. Mesela... Enlerin iki vesi gibi mi? Biri hayır ve şerre bakar, biri vücudunda Adem, Adem'in... Evet, vücudunda Adem dediği şerre bakan tarafı. Adem'in de vücut dediği bu tarafı. Ama daha ziyade bizim nazara vermek istediğimiz, yani kendi aramızda Adem'in de vücut. Yani kendini sıfırlamak. Kendini sadece şahit, meşhut, değil mi? Vacit, bir tane daha vardı. Evet, mevcut. Yani şu sıfatlarla beraber biz vacibi, nasıl mesela Cenab-ı Hakk'ın hay esmasına, basarına, semine, kelamına olur. Peki bu esmaya, bu da bir esmadır yani. Nasıl buna ben aynadarlık edeceğim? Şu şekilde Adem'inde vücut olarak aynadarlık cihetiyle yani. O zaman vücudunda Adem, Adem'inde vücut olunca o zaman vacib bir vücut oluyor. O zaman insan da Allah nasıl bu vacib bir vücut dediğimiz zaman hiçbir zaman, hiçbir mekan, hiçbir kayıt altına girmemişti. O zaman benim bir yerim var ki o kayıtlardan biraz uzakmış yani, bunu gösterebilirmiş yani. Peki orası neresi? İşte ene diyebiliriz. Ondan sonra ruhun mahluk olmayan mecur kısmı diyebiliriz. Mahluk olmayan, mahluk çünkü kayıtlı. Efendim. Şu şekilde abi, şahit, meşhur, vacip, mevcut. Bu hatırlarsanız insan penceresi var. İnsan penceresinde 3 tane nokta var. Bu üç nokta ile beraber vacibül vücuda tam aynadarlık yapılabilir. Sadece esma ciheti gene olmuyor. Sadece sıfat ciheti gene olmuyor.
Sadece zat dedim, üçü beraber olacak. Bu vacibül vücud aynadanlık için. Vacibül vücud, yani Allah, o demin Mesnevi'de okuduk. Vacibül vücud olduğunda kurbiyetinde vücut nurları var. O vücut nurları neler? 18 bin alem. Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını kazanıyoruz yani. Vacibül vücuda aynadanlık ediyoruz. Mesela Kur'an, bu Havlacı Mansur Hazretleri abi benim nazara vermek istedim. Belki ifade edemedim ama şunu anlamış yani. Bunu anlamış ama bu ifade zahiri şeriata muhalif yani. Muhyiddin Arabi Hazretleri, Havlacı Mansur şeriat kılıncıyla idam edilmişler yani. Hatif nüktelerde gördüğü doğrudur, hakikat değildir diyor abi. Gördüğü doğrudur, evet bir şey görülmüş yani. Onun gördüğü şey ne? Yani vacibül vücudun vücuduyla onların gördüğü. Diğer mümkünatın vücudu kıyasa gelmez yani. Vacibül vücudun vücuduna göre diğer vücutlara vücut denilmez yani. Yani güneşe vücut diyorum, gölgeye de vücut diyorum. Halbuki gölge güneşe bağlı yani. O zaman vacibül vücut nasıl oluyor? Ademinde vücut, vücudunda adem olduğunu bilip vacibül vücuda şahit, meşhut, vacip, mevcut olduğunu. Yani bir olay ve hadisenin içindeyiz. O olay ve hadisenin içinde, mesela Peygamberimizden örnek vereyim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'ı kayıtlamamış Hasan abi. Kayıtlamadığı için, bakın çok önemli. Kayıtlamadığı için nerede Allah'ı görmüştü? Kâb-ı Kavseyn neydi? Yazıyorum şuraya. Evet. Kâb-ı Kavseyn denilen Üstad Hazretleri diyor. Evet. İmkan ve vücut. Bakın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam içinde bulunduğu hiçbir olay ve hadisede Allah'ı kayıtlamamıştır. O yüzden imkandan çıkmıştır abi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Vücuba giremez. İlahlık olur. Görmesi gerekiyor. Yani hiçbir kayıtla kayıtlanmadığı için İmkan ve vücut ortasında Allah'ı vacibül vücudu görmüş yani. Ama biz içinde bulunduğumuz sebep, olay ve hadiset içinde Allah'ın rahmetini, hikmetini, şefkatini, adaletini vesaire kayıtladığımız için Mehmet abi, o zaman tam aynadarlık olmuyor yani. Vacibül vücut neydi? Hiçbir kayıtla kayıtlanmayan efsafa sahip bir şey yani. Vücutta rusuh tam demek yani. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imkan ve vücut ortasında Allah'ı görme, yani imkanda görse ne olur o zaman? İmkan aleminde ne var? Yön var, suret var, cihet var, zaman var, mekan var, madde var. Allah bunlardan bilezze, burada ne görsen bu saymış olduğun vasıflardan birini vermen gerekir. O yüzden imkandan çıkmış yani. İmkan ve vücub ortasında görmüş yani. Vücuba geçemez. Çünkü o da kayıtlı. Ama içinde bulunduğu olay ve hadiset içerisinde Allah'ı kayıtlamadığı için vacib bir vücudu görmüş yani. Şimdi ben bir nefes al istersen. Tamam, buyur abi. Ama patlattın bizi ya. Tamam. Şimdi değil mi? Şimdi Murat 4. mektupta diyordu ya. Vacibül vücut penceresi ve vedud ismine maslanan mevcudat penceresine vacibül vücudu evet. Seriliyorlar diye. Değil mi? Ama üstad şimdi bakın iki şey var. Bir vacibül vücudu izlemek var. Bir de o olmak var. İşte abi onu söyledim ben. Aynadarlık cihet yani. Şimdi o zaman bir şey daha devam edeceğim. Evet. Bu 26. sözün zeyninde üstad en kısa tarik olarak aç, fak, şefkat ve tefekkürden bahsediyor. Evet. Şimdi burada az önce senin saymış olduğun yazmıştın oraya ac ademinde vücudu bulmaktan bahsederken. Evet. Ac ve faktan bahsediyor. Evet. Burada şefkat ve tefekkürü nereye? Şimdi ac ve fak kendini sıfırlıyor. Şefkat ve tefekkür de o tarafa adım mı attırıyor acaba? Abi şöyle şimdi şefkat deyince ne anlıyoruz? Şefkat. Bilmiyorum sen ne anlıyorsun? İşte, yok. Ona göre cevap vereceğim çünkü yani. Şefkat ben şunu anlıyorum. O olmak. O olmak. Evet. Şefkat'e Hüsa Hazretleri 2-3 tane mana yüklemiş.
Bu 24. mektupta lemalarda, mesela lemalarda şefkat mukabelesiz fedakarlıktır diyor abi. Mesela biz acımak, merhamet etmek biliyoruz ya. Şefkatin insana bakan manası mukabelesiz fedakarlık. Yani ben bir iş yaparken muhabbet karşılık bu annelerde çok gözükür diyor. Anne çocuğuna bir iş yaparken karşılık beklemiyor. Şefkat mukabelesiz Hasan abi fedakarlık. Şimdi bizim hizmetimizde, hizmetimizin dört esasından biri şefkat. O zaman mukabelesiz fedakarlık ne oluyor? Ben bu vazifeleri, bu hizmetleri, bu dersleri ifa ederken hiç kimseden bir ecir, bir ücret, bir mükafat, bir aferin, bilmem, hiçbir şey beklememek demek. Eğer bunlar olursa o zaman sen şefkatlisin yani. Evet abi. Şefkat o yani. O zaman Allah'a karşı şefkat ve tefekkür, özellikle hususen şefkat seni direkt ona gidiyor. Aşktan daha keskin olduğu için direkt onu nazar alıyorsun her şeyde. Yani onunla bütünleşince o oluyorsun. Evet. Damlanın denize düşmesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir anne evladını düşünürken onun süt emmesiyle birlikte onun aldığı lezzetle lezzetleniyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o olma. Yani bu sefer tekrar 4. mektuba dönersek üstad kendini dellalı kuran olduğu vakitte değil mi? Rahim ve Hakim ismine mazhariyetiyle diyor bütün bu sözler onun eseridir diyor değil mi? Evet. Mazhar olduğu vakit. Şimdi ne demek mevcudat pencereleriyle vacibil vücuda bakması ne demek? Çok noktayı nazar burada kaldırır yani. Şimdi vacip neydi? Yani hiçbir kayıtla kayıtlanmamış yani. Vücub oydu. Yani nasıl vedüt, mevcudat benliğinden vedüt. Yani Allah bu kainatı muhabbet etmiş de yaratmış. Fakat bizim muhabbetlerimizde kayıt var. Allah öyle bir muhabbet etmiş, bu kainatı yaratmış ki mesela Mevlana Hazretleri bunu bir müşahede edince, değil mi? Bakmış ki her şey o muhabbetten dönmüş yani. Yani bizim yani zamansal, mekansal düşünmeyelim abi. Murat'cığım çok bölüyorum. Hakkını helal et. Hasan abinin şöyle bir şeyi vardı. Hiç aklından çıkmaz. Bir inkarcı, Allah'a inkar eden kişi diyor ki Allah yok. Veyahut da göz işaretiyle böyle yapıyor. Anlar mısın? Anlamazsın. Şunu demek zorunda. Allah yok. Tamam mı? Kim yok? Allah. Heh. Şimdi yok demesine imkan yok. Anlatabildim mi? Böyle bir şey. Şimdi aç ve fakr bütünlüğünden çıkartıyor. Seni sen olmaktan çıkartıyor ama tefekkürsüz olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tefekkür ifade edebiliyor muyum kendim ama anladım. Yani tefekkür olmadan olmuyor. O tefekkür olacak ki vacibul vücudu gene fark edebilir. İşte tefekkür nasıl tefekkür edeceğiz? İçinde bulunduğumuz her şeyin içerisinde, sebebin, olayın içerisinde Allah'ı kayıtlamayacağız yani. Hikmetini, rahmetini, adaletini, değil mi? Hiçbir şey kayıtlamayacağız yani. Mesela Allah'ın şefkatinden fazla şefkat ediliyor. Bak kayıt koyuyor, değil mi? Ya ifrata gidiyor ya tefrite gidiyor insan. Kayıt koymuyor. O zaman sen vacib bir vücuda bakabiliyorsun. Mehmet abi. Tefekkürü mesela şöyle demin hani olarak görsen. Nasıl abi? Tefekkürü vacib bir vücuda ulaşmak için bir yol olarak kullanılıyor. Fakat şöyle İşte kayıt çok yok yani. Nazara vermek istediğim bu. Kayıtlamayacağız abi. Kayıt yok ama yani. Evet. Zaten kayıtlamayacağız yani. Öyle işte bunu velide mazhar olanlar Hasan abi kayıtlamamışlar. O pencereden bakmışlar yani. Mesela hani demin dedi ya biri dedi Allah yok. Birisi öyle dedi de ben şöyle demiştim. Şimdi Leyla ile Mecnun var. Mecnun Leyla'yı çok seviyor. Ondan sonra ünü her tarafa yayılıyor. Padişah da bunu duyuyor. Diyor ki ne yapın, ne edin? Bu Leyla'yı bulun. Bu adamı getirin yani. Yazıktır, günahtır yani. Neyse Leyla'yı arayıp buluyorlar, bir getiriyorlar. O kadar çirkin biriymiş ki Hasan abi Leyla. Demiş yani bu mu sen yeri göğü inlettin, yedi şey, düvele nam saldın. Gözlerine çıkarmış. Demiş sen o gözlerle bakıyorsun Leyla'ya. Al demiş, bu gözlerle bak abi. Sen o gözlerle bakıyorsun, yok diyorsun abi.
Ben sana bir anlatayım bakayım şimdi bir gör nasıl varmış görmüş. Yani herkesin kabukal seni farklı. Evet abi. Evet. Fakat neye göre farklı? Kaydına göre yani. Evet. Bir sarı çiçek seni bir roket gibi götürebilir, bir anda götürebilir. Roket de bir kayıp. Yani abi. Hastalık da yani demek istediğim biz nasıl buna aynı darlık edeceğiz? Ademinde vücut. Ne demek? Hiçbir kayıtla Allah'ı o bulunduğun bir şeyde kayıtlamayacaksın. Kayıtlamayınca vacib bir vücut oluyor. Yani Allah nasıl, peki o bizdeki o yer neresi? Şimdi vacib bir vücut hiçbir kayıtla kayıtlanmamış olunca bizde böyle bir yer olması gerekiyor ki ben onu bilebileyim, onu gösterebileyim yani. O da böyle oluyor. Şahit, meşhut, vacib onun müsaade etmesiyle, bana bildirmesiyle işte vacib-ül vücut oluyor. Yani vacib-ül vücut ne zaman oluyor? Bu insan diğer mahlukatta olmuyor yani abi. Çünkü kayıt koyuyor. Vacib-ül vücut insan kayıt koymuyor yani. Diğer her şey kayıt koyuyor. İmkan ve mevcudun dışına mı çıkmış oluyor? İmkan ve mümkün ortasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam görmüş. O zaman biz de olay ve hasretle kayıtlamadığın zaman senin imkan ve vücubun oluyor oradaki yani. Zaten kabı kalsin ayettir yani. Necm suresinde geçiyor. Herkesin ayetin mana meratibinde kabı kalseni var yani. Allah'ın müşahede ettiği, gördüğü bir yer var yani. Ama işte ne kadar kayıtla kayıtlamazsa yani. O onun şeyi oluyor abi. Benim şimdi nazara vermek istediğim hülasa mesele buydu abi. Vacib-ül vücut derken mesela Allah'a bakan manası, insana bakan manası, kainata bakan manası. Kainata bakan manada soyut ve somut her şeye vücut denmiş yani. O kadar çok vücut var ki o yüzden vücut mertebeleri ve vücut alemleri ayrı ayrı. O kadar çok var ya. Yani. Allah'a bakan manası vacib-ül vücudun neydi? Vücutta rusuhu bulunmak. Vücutta rusuhu bulunmak ne? Hiçbir kayıtta kayıtlanmamak. Vacib-ül vücut dediğimiz zaman ilim irade kudreti Allah'ın hiçbir kayıtlı ve vesaire sıfatları. Çünkü o üç sıfat olunca diğerleri de olması gerekiyor. Vacib-ül vücut dediğimiz zaman hiçbir kayıtla kayıtlanmayan bir zat. Vacib lügatta zorunluluk diyor yani. Peki insana bakan manası ne? Vücudunda ademinde vücut var. Kendine vücut rengi versen. Vücut dairelerinden mahrum kalıp ademe düşüyorsun. Bir de içinde bulunduğun her şeyde sen yoksun, sen diye bir şey yok. Şahitsin, meşhutsun, vacitsin, öyle varsa mevcutsun. Bu sefer bu gözüküyor yani. Vacib-i vücut o zaman oluyor. Diğer her şey ona kayıt koyarken insan var ki kayıt koymuyor yani. Umut abi sizin demek istediğin bir şey var mı? Abi vardı da tam şey yapmayayım şimdi. Ha. Şu yazmış olduğum dört tanenin toplamı Allahu Ekber midir? Olabilir, noktaya nazar olabilir abi. Sormak isteyen benim takdim etmek istediğim Üssü Hazretleri gördüğü doğrudur. Belki ben gördüğüm ama belki söylediklerim hakikat olmayabilir ama daha önce de metinle beraber ifade etmeye çalıştım. Şimdi vacib-ül vücudu mu şey yaptın yoksa vücut mu? Abi benim burada nazar vermek istediğim vacip tarafı yani. Vacip. Vacip ve bizim nasıl buna ayna darlığımız yani. Vücut değil yani. Evet vücut değil. Da sadece ilim, irade, kudreti sizam evet. Eder diyerek girdik. Evet abi. Allah'a bakan cihette yani. Fakat şu cihette nasıl ben buna aynı davet ediyorum? Kainata bakan cihetiyle de yani gölge varsa aslı var ki gölgesi var. Evet. Yani mevcut varsa yani mümkün olan vücut varsa vacibül vücut var. Öyle mi oluyordu evet. Kainata bakan cihette? Evet. Zaten diğer zatlar öyle demişler. Yani Allah'ın vücuduyla diğer vücuda göre onları evham ve hayal derecesine indirmişler. Halbuki o Esma-i İlahi, Efsane-i İlahi, aynalarlık cihetiyle diğer mahlukat da var yani. Her şey o değildir, ondandır yani. Onun efendim varlığıyla mevcut, vacit, meşhut, şahitlik yapıyoruz yani. Diğer mevcudat da derecesine göre öyle yani. La ilahe illallah. Birincisi soyutlamak. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın vacibe aynadar olabilmen için insanın giydirmiş olduğu kendi zanları var. Kendisine giydirmiş olduğu şeyler var. Zanları var. Giydirmiş olduğu vücutlar var.
onları birincisinde vacipten onları çıkarması lazım. Evet. Onlar çıkarmasa soyutlaması lazım. Birinci, illallah'ta da vücut var. O zaman da peki soyutlarsa nedir? Yani kayıtlardan kayıtlardan ortaya gidiyor. Evet, husu o zaman çıkar. Mesela diyelim Murat dedi güzel dedi. Çıkart kendini. Atlet, gömleğimi çıkarttım. Atleti de çıkardım. İçeri giriyorum. Vücudu çıkarttım, hayatı çıkarttım. Aklı çıkarttım, ruhu çıkarttım. Artık dedi ki o, ne zaman vacibe aynı olursun, artık çıkartacağım bir şey kalmayınca. Evet. Bir şey. Benim diyebileceğim bir şey yok. Masaya koydum. Bu benim böbreğim, bu benim dalağım mı diye söylüyorum sana. Evet. Al bunu. Bu benim midem. Bu benim gözüm. Bu benim ruhum. Bu benim aklım. Masada bir baktık hiçbir şey kalmamış. İşte o ortaya çıkınca, çıkması için şey olması lazım. Bir vücudunda Adem, Adem'in de vücut. İki sistem çalışacak. La ilahe illallah. Böyle olursa o zaman çıkartacağım bir şey kalmayınca vacip ona aynı oluyorsun o zaman. Çünkü artık sen de yoksun orada. Benlik de yok. Astım var ya. Yani. Ona şey dersin, ene dersin. Başka herkes ama ben enedir o. Yani benim diyen ben, benim ruhum ama artık değil mi? Birincisi bu, vücutta da illallah, la ilahe illallah, vücut meratipleri işte o çok güzeldi. En güzellerden bir tanesi vücut, ilim irade kudreti tazamın etmesi, vacibe göstermesi o da çok güzel düştü. Adem'in de vücut, vücudunda Adem. Bir de şunu söyleyeyim de onu ekleyeyim. Yani insan çok güzel söyledin, hoşuma gitti. Şahit, nereye şahittir? Meşhuttur, vaciptir, mevcuttur. Yani onun ortaya çıkması için, şahit olması için şehit olması lazım. Şehit olacak, meşhut olacak. Yani güzel bir çıkart olur. Bir misal vereyim. Bakın dikkat edin, bak çok önemli abi. Lahikalarda Üssü Hazretleri, bütün layıkaların başında ne var? Şu cümle. Bismi Subhane var. Subhan, tenzih var değil mi? Allah tenzih ediyor. Bakın, bir olay anlatacak. Birisine diyecek ki, yanlış yaptın diyecek. Halbuki o olayı Allah'ın irade ve kudreti tahallük etmeden hiçbir şey olmaz yani. Allah'ı tenzih ediyor. Sonra beşere bakan yönünü söylüyor. Bismi Subhan. Yani orada Allah kayıtlamıyor. Allah öyle o olayı başka türlü de yapabilir. Kaderi tenkit eden, başını örse vurur kırar değil mi? Bakın Hallaç-ı Mansur, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin, Hüsnü Hazretleri bunların çok büyük zat olduğunu söylüyor, İslam kahramanı olduğunu söylüyor. Bunların bir şeyi görüp de ifade edemediği bir şey var ya abi, Üstad bunu ifade etmiş. Bu ders baştan aşağı odur, şu cümle bunun ifadesidir. Bakın nasıl vacibul, yani her şey o değil ondandır. Böyle daha böyle mükemmel bir izahı yani. Onların ifade edemediği şeyi doğru gördükler fakat ifadede değil ki elfazdan dolayı ifade edemediği şeyi ifade etmiş. Şöyle. Ne kadar hamd ve medih varsa bakın ne kadar. Kayıt yok. Bakın kayıt yok. Ne kadar yani. Ne kadar güzel yani. Ne kadar hamd ve medih varsa hamd neydi? Hamd Üssü Hazretleri işaret icazı söylüyor. Hamdin en meşhur manası sıfat-ı kemale izhar etmek. Ne kadar kemali var Allah'ın? Ne kadar hamd ve medih varsa kimden gelse kime karşı? Ezelden ebede kadar hastır ve layıktır. O zat-ı vacibül vücuda ki Allah denilir. İşte onların ifadede zorlanmış olduğu şey bu abi. Ne kadar ehl-i sünnet vel cemaate göre ne kadar güzel bir ifade edildi yani. Her kim, hani onlar dediler ya, her şey odur. Diğer hiçbir vücuda vücut, her şey o. Vahdetil vücut dediler ya. İfadede gördüğü doğru ama ifade yanlış. Bir hakikati yok yani. Peki nasıl ifade edeceğiz onu? Her ne kadar, kimden kime karşı? Bakın hiç kayıt yok. Ne varsa hamd, medih,
içine ne giriyorsa yani sena, şükür, şükrün çeşitleri var, fıtri şükür var, gayri şuuri var değil mi? Örfi şükür, ne giriyorsa, medih çeşitleri, kemarat çeşitleri, teşekkür çeşitleri ne varsa. Evet. Ezelden ebede ona hastır ve layıktır. O zat-ı vacibül vücudaki Allah denir. Hiçbir kayıt koymadı yani abi. Ama onlarda kayıt var yani. Din ki elfaz var. Peki o din ki elfaz niye? Muhakematta söylüyor. Kalbinden çıkan manaya hayali elbise dikememiş yani. Yani mana çok güzel bir mana. Manalar kalpten çıktığı vakit hayale girerler diyor ya. Hayalde elbise dikememiş o güzel manaya. İşte üstadı elbise dikmiş. Neymiş? Şeyden, her kimden, her kimden... Ne kadar? Ve ne kadar? Her kimden kime? Yani insanı kaste, mehlukatı. Her kimden? Mesela bir kuzu annesine, değil mi? Minnettarlık duyabilir. Annesine yaslanabilir, annesini sevebilir. Değil mi? Ondan sonra... Veya başka bir ağaç, bir ağaca belki bir hissi bir şey veya meyvesini besleyebilir. Teşekkür edebilir, bir memnuniyet değil mi? Buralardan tutalım. Hayvanat, insanat, melek-i mukarrabin, cin, ruhaniyat değil mi? Bir şey var yani. Met var, sena var. Bak Üstad Hazretleri şeytanı anlatırken dahi bak Allah'a kayıt koymamış yani. Anlatırken. Vacibimizde kayıt koymamış değil mi? O da bir esmadır. Mudil esmasının olduğunu değil mi? Ondan sonra şeytanın vücudunda birçok makası da hayriye, külliye, kemalat-ı insaniye var. Bakın normaldeki insanlar nasıl? Vay lanetli, vay şöyle, vay bilmem ne değil mi? Bir kayıt var ya. Şeytanda da kayıt var yok. Bak kayıt yok abi. Kayıt koymamış ya. Şeyi mutlak dememiş. Bakın ben niye bir peygamber çocuğu olmadım? Çünkü benim tercihlerimin bütünlüğünde bir kayıt var. Niye Bediüzzaman Hazretleri bu zaman, bu asırda, bu asra bakan? Risale-i Allah niye ona yazdırdı? Bu asırda bu yani bütün insanların ve gelecek insanların kayıtlarıyla kayıtlamadığı için Allah ona yazdırmış abi. Kayıtlarda ne kadar çıkarsa kadar inanır. Evet. Niye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bütün Allah'ın kelamlarını içine alan Kur'an inmiş? Çünkü Allah hiçbir kayıtla kayıtlamamış o manada yani. Ne kadar ibadet edilmesi gerekirse etmiş. Ne kadar Allah'ı anlatmak gerekirse anlatmış. Ne kadar cesaretli olmamız gerekiyorsa olmuş. İlahir. Hasan abi. Kayıtlamamış. Kayıtlamamak demek Rabbül Alemine muhatabiyet demek midir abi? O zaman vacib bir vücut oluyor işte. Kayıtlamazsan oluyor abi. Kayıtlamama nispetinde var ya mesela birinci derste vardı. İnsanın tasavvuru bir şekillendiriyor ya. Yani bazı mücessime fırkası çıkmış. Tahayyülü öyle yapmış. Tasavvuru en önemlisi zan var ya mesela Muhyiddin Arabi Lubuluk'ta anlatıyor mesela var ya cennette Rabbul Alemin olarak tecelli ediyor. Senden Rabbimize sığınırız demiş. Tekrar biraz da iniyor tecelli. Malum işte. Sonra alimlerinize sorun yani nasıl biliyorsunuz? Zanlarıyla Allah tecelli ediyor. Zanlarına göre tecelli ediyor. Rabbimizsin diyor. İnsan işte çok zor işte zanlarından sıyrılması. Ama karşılığı da vacip. Vacip aynı olacaksın. Vücuda değil de. Zanlar var ya. O kayıtlar 24. sözün ikinci bölümünde var ya. Yani bir noktayı nazar. Şimdi şunu da şey yapayım. Mesela Allah esması var. Nasıl ismi azamdır, esma ve diğer isimlere ve sıfat-ı ilahiye belirtizem delalet ettiğinden Üstad Hazretleri ismi azamdır. Bu vacib-ül vücut da şöyle söylüyor. Vücub-ı vücut, uluhiyetin lazım-ı zaruresi. Yani bir mevcudun mabut ve ilah olabilmesi için vacip olması gerekiyor. Evet. Vücub-ı vücut, uluhiyetin lazım-ı zaruresi. Uluhiyeti. Evet. Yani birisi ilahlık, mabut dava ediyorsa vacip olması gerekiyor. Diğer mesela ineğe tapan var, güneşe tapan var. Bunlar kayıtlı yani. Kayıtlamış, bir kayıt da kayıtlamış. Adamın ilahı olmuş yani. Öyle bir ilah yok yani. Öyle birisi ilah olamaz zaten. Vücub-u vücut, uluyetin lazım-ı zaruresi ve Zat-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğunda. Ne demek bu? Lafzullah, sair esma,
ve sıfata camiyeti ve ismi azam olduğu itibariyle delalet-i iltizamiyeyle delalet ettiği gibi vacibül vücut ünvanına dahi o delalet-i iltizamiyeyle delalet ediyor. Yani hiçbir kayıtla kayıtlanmamış uluhiyetin sahibi bizzata vacibül vücut deniyormuş. Yani vacibül vücut deyince yani Allah deyince nasıl bütün esma ve sıfat-ı ilahiyeye kastediliyor? İşte bu mevcudatın ilahı, bu mevcudatta bütün işleri yapan zat böyle vacibül vücut ona deniyormuş yani. Hiçbir kayıtla kayıtlanmamış. Allah Allah. Adem Aleyhisselam bunu cennette yapamıyordu değil mi abi? Olmazdı ki. Mümkün değil. O yüzden şu çok önemli. Şu bize bakın. Allah'ı kayıtlamayacağız yani. Allah'ın hikmetini, rahmetini, adaletini o kadar çok geniş düşüneceğiz ki farklı veçelerden bakarsak bunu yapabiliriz yani. Hemen itiraz ediyoruz. Ne oluyor? Evet. Niye benim başıma geliyor? Evet. Kayıt koyuyor. Kayıt koyuyor. Mesela ben gördüm kendim. İki kişi müzakere ediyorlar. Ben baktım ki mesela ikisinin dediği de doğru. Birisi Allah canibinden anlatıyor. Birisi beşer canibinden anlatıyor. Fakat ikisinin şeyinde çatıştıkları bir yer var. Aslında ikisi de doğru yani. Biz bunu yakalamamız lazım. Bakın mesela Zekat-ı Hüsa Hazretleri Allah'a bakan, topluma bakan, insanın şahsına bakan, değil mi? Aileye bakan o kadar çok veçelerini anlatmış ki bunu bizim yakalarsak vacibül vücuda kayıt koymaktan uzaklaşacağız yani. Biz kayıt koyuyormuşuz yani. Evet. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evlenmiş. Evlenmiş ama o evlilikte Allah'a kayıt koymamış. Vacib vücudu göstermiş. Çocuk sahibi olmuş, iş sahibi olmuş, savaşmış, ibadet ederken hiç kayıt koymamış Hasan abi. Kayıt koymadığı için imkandan çıkmış. Çünkü o zaman kayıt koysaydı o zaman görüşemezdi yani. Bugünkü ders vacip ve ayna darlığı. Evet, daha ziyade. Evet. Vücuda değil. Evet. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahire davahum enilhamdu rabbil alemin. El Fatiha.